Yetiştirme testi 2'deyiz. İlk sorumuz. Şekildeki düzenekte perde üzerinde K noktası çevresinde oluşan aydınlanma şiddeti filtre varken E. Filtre kaldırında 4E'dir. Buna göre ışık filtresi noktasal ışık kaynağından çıkan ışınların yüzde kaçını soğurmuştur diyor arkadaşlar. 4'tü, E'ydi. Yani 3E'lik bir kayıp var. 3 bölü 4 o da %75 demektir. Cevabımız D seçeneğidir. İkinci sorudayız. Yarıçap R olan yarım kürenin merkezine konulan noktasal ışık kaynağının KLM noktaları çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti EKL ve EM'dir. Buna göre aydınlanma şiddetleri arasındaki ilişki nedir? Uzaklıklar aynı gördüğünüz gibi ve her bir uzaklık yani bu noktalara dik düştüğü için I bölü D kareden E'miz eşittir. E'miz bakın şuraya yazayım. E eşittir. I bölü D kare olduğu için D'ler eşit, I'lar eşit. O halde bütün aydınlanmalar eşit. Cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Bir öğrenci I1, I2, I3 noktasal ışık kaynaklarını fotometrelerin çevrelerine çekildiği gibi yerleştiriyor. Bu durumda fotometrelerin O noktasında bulunan yağ lekeleri görünmüyor. Buna göre I1'in I2 oranı nedir? Görünmüyorsa E1 bakın eşittir. E2 olacak. I1 bölü D kare eşit olacak. I2 bölü 2D'nin karesi olacak. O halde ben burada bakın buna 1 değerini verdiğimde buna kaç değerini vermem lazım? 4 vereyim ki eşit olsun. Yani I1 şuraya yazıyorum bakın. I1'imiz 1 ise I2'miz ne olacak? 4 olacak. Şuraya geldiğimizde bu da 4 olacak arkadaşlar. Ki karesini böldüğümde burası da 1 olacak. O halde I2 zaten 4'tü onu yazmıştık. I3'üm de yine 1 olacak. Şimdi neyi sormuştu bana? Evet burada bakın. I3'üm de 1 olacak. Yanlış yazdım. Burası da 1 olacak. Evet 1'in 3'e oranını sormuş. Evet 1'in 3'e oranı arkadaşlar. Şimdi bir daha kontrol edelim. Buna 1 değerini verdik. Buna 4 değerini verdik. Çok güzel. I2'miz 4, 1 olması lazım. 1 olduğu için D'miz de bu da 1 olması lazım. Yani I1 de I3 birbirine ne çıktı? Gördüğünüz gibi eşit çıktı. 1'in 3 oranı da 1'dir. Cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Yarıçapları R, 2R ve 3R olan KLM küre parçalarının merkezine I noktası da şu şekilde gibi yerleştirilmiştir. KLM kürelerin iç yüzeylerinde bir nokta çevresinde oluşan aydınlanma şiddeti EK, EL ve EM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor arkadaşlar. Evet buradaki bir noktadaki aydınlanma şiddeti ne diyoruz? I bölü D kare. Yani D kare derken burada K için R alacağım. I'lar sabit çünkü. L için 2R alacağım. M için 3R alacağım. Bakın uzaklaştıkça ne oluyor? I sabit olduğu için aydınlanma şiddeti küçülüyor. Halde en büyük K, en küçük de M cevabımız A seçeneğidir. Evet, 5. sorudayız arkadaşlar. Şimdi de diyor ki ışık şiddetleri I, 2I ve 3 olan ışık noktasal ışık kaynaklarının perdeler önüne şekilleri konulmuştur. Buna göre KLM noktalar çevrelerinde oluşan aydınlanma şiddetleri EK, EL ve EM arasındaki ilişki nedir? Aydınlanma şiddetimizin formülünü yazıyorum. Bakın burada I bölü D kare. Buraya yazıyorum. 2I bölü 2D'nin karesi yani 4D kare. Buraya yazıyorum aydınlanmayı. 3I bölü 3D'nin karesi 9D kare. Gördüğünüz gibi burada 1 çıkar. Oran. Burada 1 bölü 2 çıkar. Burada ise 1 bölü 3 çıkar. O halde K büyüktür. L o da büyüktür. M cevabımız B seçeneğidir.